Benim akşamları da işim bitmiyor. Hadi onlar şimdi diyorsun ya mesela akşam eve gidiyorsun falan. Ben bir de normal geceleri de cuma cumartesi günleri hep düğünlere gidiyorum mesela. Şişeler kulaklarımızın kenarından geçiyor yani. Mesela başımdan bir çok kötü bir olay geçti. Kötü değil aslında, anlatacağız. Şimdi güleceğiz muhtemelen ama bizim için kötüydü yani o zamanında. Altlığını yaptık, evet. Aynen. Normal bir düğüne gittik abi. Köylerde gene tamam mı? Ama 3-5 sene falan geçti yani. Tamam mı? Normal gene düğün böyle işte yakılıyor, kınalar, mınalar falan böyle. Biz ortam gene güzel abi. Abimle beraberiz yine. Böyle sahne şu şekilde. Sonra kınadan sonra şeyler çıkıyor. Aile büyükleri çıkıyor. Anası, babası, işte gelinin anası, babası falan böyle. Gelinle damat çıkıyor falan. Adam çıktılar falan, oynuyorlar. Adam bir tanesi geldi tamam mı? Amcalardan bir tanesi. Damadın tarafı. Dedi Osman Aga'yı çalar mısın dedi. Tamam abi dedim, çalarız falan. Ahmet'im ki abi dedim Osman Aga dedim. Hangi Osman Aga ola dedi. Tamam mı şimdi Ahmet'e? Şey Osman Aga var ya bir tane Safiye. Sabahlarda. Hayır bak işte onu istemiş aslında adam. Sabahlarda oynamam Osman Aga. Yalancısın inanamam Osman Aga. Ama ben nereye gitti kafa? Ar gelir Osman Aga'ya. Ar gelir Safiye'me karyola dar gelir. Tamam mı? Ulan. Abim de dedik hangi Osman Aga? Ar gelir Osman Aga yok mu dedim. Mobe dedim. Tamam şimdi. Lan tamam mı? Çaldı bu. Tamam tıttırı tıttırı falan. Ben de ar gelir Osman Aga'ya, ar gelir Safiye Aga'ya dedim. Ya tabii şimdi istek ya bir de. Dedi ki damadın dedi babasına bu şarkıyı yazdı. Ben dedim ki evet dedim damadın babasından dedim bir istek geldi dedim. İşte falan onu yapalım dedim. Bize gelsin abi falan. Neyse ben çıkıyorum. Ar gelir Osman Aga'ya, ar gelir Safiye karyola dar. Ulan bir bağırış, bir gürültü, toz duman kopuyor ortalıkta. Ulan ne oluyor? Abim dedi, ne oldu lan dedi, tamam ben ne bileyim dedim, dedim, bir şey yoktu dedim. Anneler de birazcık da şeyliymiş ha aile. Hani oluyor böyle, yok 5 bilezik yapacaksın, yok 10 olacak falan böyle zar zor yapıyorlar yani. Tamam zaten bir kıvılcım bekliyorlarmış, o da bize patlıyor zaten. Tamam mı o kıvılcımda? Dedim abi vallahi ben bilmiyorum dedim. Abi çal be. Düşün, tamam mı? Çalıyor biz gene. Ar gelir Osman Agam'a, ar gelir Safiye Mekar yola dar gelir. Lan ama kopuyor ortalık. Size dar baktım geldim. Osman Aga geliyor koşarak, damadım babası. Ama ben bilmiyorum abi adamın Osman. Tamam koşarak geliyor. Benim de elimde mikrofon var, demir mikrofonlardan tamam mı? Abim de ulan herif geliyor üstümüze küfür ederek diyor lan dedim, ne bileyim. Tam geliyor adam, kafaya bir tane çakıyorum. Ondan bir tane daha geliyor, bir tane onu vuruyoruz falan. Var ya bak ben neden olduğunu hala bilmiyorum. O gene gelinin anasının adı Safiye'ymiş. Abi. Bak harbi söylerim ya. Ya vallahi bak ha. Lan ben nereden bileyim abi? Yani gelinin anasının adı Safiye, damadın babasının adı Osman. Böyle canlı onlarda. Sürekli başka yerlere gidiyorlar ya. Var ya köy ayaklandan tutayım. Sahneye geliyorlar. Abim ben ulan dedim ne bakıyorsun? Ne oldu diyor. Ya bırak dedim ne oldu be. Elinde şey, ya onda da mikrofon var, çıkarttı ayaklıkla beraber. O vuruyor, ben vuruyorum. Sahne abada ama bizim. Abi bir tanesi yandan bir geldi, biz bir yatırdım Nasrettin. Bütün köy üstümüzden geçti. Tamam mı? Nasıl dayak yemişler? Davulu İyi ki o zaman evi bildik. Davulu yolunda zaten jandarma aramışlar adamlar. Helal, çok teşekkür ediyoruz. Ya tabii bak, güzel anılar ama yani o zamanlar gerçekten. Şimdi gülüyorsunuz ama. Ha, şimdi gülüyorsunuz ama. Yanlış anlamayın şimdi. Tabii şiddete karşıyız ama ya bizim o taraflarda eskiden daha fazla oluyordu. Şimdi biraz daha şey yani böyle 12 dedi mi bitiyor. Bizde eskiden sabah namazı dedi miydi o zaman düğün biterdi. Trakya'da yani. Vallahi yani Trakya'da öyleydi. Sonra Ferahim abi kulakları çınlasın. Çağırdınız dediler. Ya dedi bizim dedi muhabbeti anlatsana dedi. Kör dedi Mustafa abiyle aynen dedi. Beraber gittiğimiz düğünü dedi. Ya abi anlatayım dedim, hep dedim adamlar dedim bizim mabetleri mi dinleyecekler orada dedim. Tamam ne bileyim dedi, hani anlat derseler anlat dedi bende. Şimdi anlatayım mı? Anlat. Biliyorum, çekiniyorum da ama bu sefer de millet de diyecek bu adam hiç mi hayırsızlığı bir iş yapmamış yani hep böyle. Anlat bakalım şu hikaye. Ya şimdi gene köy düğünü, gene bir 10 sene falan var ama mabette. Ben de o zamanlar yeni programlara gidiyorum tamam mı? Ferahim abi ben bir de şey vardı bizim rahmetli sazcımız vardı bir tane görme engelli bağlama ustadı ama tamam mı? Ama dayı da öttürüyor yani sazı tamam mı? Çok güzel çalıyor tamam mı? Yine köy düğünü şoför bizi alacak tesisatı falan koyduk biz arabaya falan şoförle gidiyoruz tamam mı? Köyün ismini vermeyeyim şimdi ileride gene vukuat çıkmasın ondan sonra basmasınlar bizim dükkanı.
Ya dedi siz dedi, nereden aldınız dedi bizim bu tarafın düğününü be dedi. Sabah kadar dedi çaldırı bunlar size dedi. Tamam mı? Nasıl sabah kadar be dayı dedik. Tamam mı? Dedi sabah namazı dedi okunmadan dedi siz dedi bu köyden çıkamazsınız dedi. Köyde bir de şimdi herkes birlik köyde. Sen yani, hadi çalmıyorum de bakalım sıkıyorsa. Diyemezsin yani nereye çalmıyorum diyeceksin. Allah'ım dedim bir şey olsa da dedim var dedim şu düğün bitse dedim bir, iki, üç neyse dedim de ama sabah namazı kadar sürmesin dedim tamam mı? Dayılar da arka tarafta ya çalıyoruz biz tamam mı? Kadınlar tabii ilk önce baştan oynuyorlar ondan sonra. Arka tarafta da dayılar çekimde tamam mı? Şimdi oraları rütüklemeyin o zaman da anlamayacaklar tamam mı şimdi? Tamam çekim yapıyorlar. He çekim yapıyorlar arka tarafta da ama yaptıkları çekim de ana trafonun altında köyün. Arkada biz görüyoruz şimdi tamam ama bizim şey şoför de işlerinde. Tamam mı? Ya diyor Ferahim diyor ulan diyor bu adam diyor bizi götürecek diyor ya nasıl götürecek bu adam bizi diyor şimdi Tekirdağ'a. Tamam mı? Vallahi ne bileyim abi. Ondan sonra bizim de bağlamacı gene Kör Mustafa abi de çalıyor falan devam tamam mı? Fazla kaçırdılar tabii olayı orada. Başladılar silah. Tabii silaha da karşıyız tamam mı? Her şeye karşıyız ama hep yapıyoruz. Nasıl olacak bilmiyorum. Ama artık eskide kaldı. Yani bak. Yani gerçekten öyle eskide kaldı. Eskiden yani genelde. Elbette olurdu. Öyle. Şimdi yapmıyoruz akıllandı şimdi insanlar. Şimdi yapanlar var yapmasınlar. Var, yapmasınlar yani. Tamam mı? Ama ilk yapmışlar yani tamam mı? Trafonun altında dan 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 bir alev trafodan çıktı tamam mı? Köyde göz gözü görmüyor. Işıklar geldi. Allah'ım dedim sana şükürler olsun dedi tamam mı? Tabii bizde normal elektronik tesisat. Öyle davul zurna değil bizimkisi de. Bağlamacı Mustafa abi de tam çalıyordu o sırada tamam mı? Yanımda ulan diyor Gürkan benim jack mı çıktı be diyor tamam mı diyor. Ses gelmiyor benim. Abi dedim görmüyorum dedim her yer kapkaranlık dedim tamam mı? Ondan sonra ay hiç fark etmedim ben dedi tamam mı şimdi? Yo esprili bir abimiz yani yanlış anlamayın. Bizde gerçekten çok esprilidir yani kendisi. Neyse tamam dedik biz gidiyoruz eve tamam mı? Neyse erkenden. Saat daha 11-12 yok. Biz derdik 1-2 bitse de gitsek derdik ama saat 11-12 dedi mi bitti mi dün? Biz çalgı tesisatı falan topladık. Çekimci dayının arabaya bindik. Tamam mı? Ferahim abi ön tarafta. Gürkan dedi ben dedi bu adamın yanında oturayım da dedi. Bu adamın sağ solu belli olmaz dedi. Sağlı sollu gidiyor. İyi ki de oturmuş. Tamam mı? Adam uyuyor. Direksiyonu Ferahim abi tutuyor. Adam uyuyor. Direksiyonu Ferahim abi tutuyor. Tamam mı? Abi dedim dikkat et. Vallahi dedim tamam mı şimdi? Köprüye geldik tamam mı böyle hani köprünün şu kenarlarında bir şeyler oluyor ne bilmiyorum onu neyse işte. Adam bir uyuyor tamam mı abi köprünün kenarlarına çarparak biz köprüden uçtuk aşağı. Bak şimdi yani gülüyoruz ama aslında yani niye gülüyorsunuz ki şimdi ben yani anlamadım. Ters takla yaptı mı araba tam ters ama tamam mı? Dayı uyuyor arabada çekimci dayı tamam mı? Ya dedim bırak uyusun abi çıkalım şunun içinden falan. Tabii o sırada bir sürü şey oluyor da hatırlayamıyoruz tabii kafa gitti. Ferahim abi çıktı tamam mı arkasından ben bizim işte görme engelli Mustafa abi de çıktı elinde sas tamam mı? Var mı bir şey Ferahim falan abi yok işte sende var mı Gürkan yok. Mustafa abi sen ya bende de yoktu Allah döndü dedi sazı tuttum dedi falan dedi bir şey yok. Abi diyor sazı sapını tutmuşsun abi gövdesi yok be abi dedi. Böyle bir anımız geldi bizim tamam mı? Rahmetli. Ya bırak Allah'ını seversen biz de anlattık tamam mı? Bu sefer milletin de diline düştük. Millet yazmış şimdi sosyal medyada. Bizim o Osman Aga Mabettin'in üstüne şey yazıyorlar. Hani bir şey yazıyorlar ya izlensin diye. Kaynanasına laf atan çılgın Trakyalı'nın dayak yeme videosu tamam mı? Bütün köy üstümüzden geçti. Videolar neler neler be. Ondan sonra ben bu yarışmada öğrendim tek bir şey oldu. Yani normal bir insan değilmişim yani. Yaşadıklarım normal değilmiş benim. Ben seni böyle seviyorum. Tabii hani abi düğünü geçtim. Düğün işlerinde bayağı bir olaylarımız var. Normal dükkanda da bayağı olaylarımız geçmiş hafıza yokluğu. Askerliğe hiç girmiyorum bile. Normal askerlik de yapmamışım. Sürünerekten hep bitirmişiz askerliği. Bembeyaz kamuflaj. Kar beyazı yani. Sürünmekten. Kaç yılda yaptın askerlik? Valla 2002 senesinde. Yani askeriyenin askeri olduğu zamanlar yaptık yani. Bak şimdi ben dur anlatayım. Ben şimdi moda girdim yine. Abi şeydeyiz. Yani Menemen'de yaptım ben askerliğimi bu arada. Sürgün yeriymiş. Ya izin istiyorum komutandan bizim şey bölük astsubayı.
komutanım ver izin gideyim de düğün var kızının bizim, tamam mı? Ya ver izin, vermiyor komutan da. Yok olmaz, yok olmaz. Ya dedi olur ama dedi sana bir şartım olacak dedi. Söyle komutanım halleder yaparız dedim. Tekirdağ'dan bana dedi iki tane dedi şey getir dedi, küçük tavşan. Ne yapacaksın dedim küçük tavşanı? Dedim benim çocuk çok seviyor dedi. İyi tamam getiririz dedim. Versen bana dedim izni yeter ki ben Tekirdağ'dan bulurum sana. Tavşan. İstediğin tavşan olsun dedim. Geldik tabii düğün, dernek bilmem ne. Ondan sonra son gün geldi. Abi tavşan mavşan bizim kafadan gitti. Dedim ben anne bana bir tane dedi, iki tane tavşan yavrusu bulsana dedim. Komutana götüreceğiz yoksa dedim. Sokmaz kışla evinden direktman diskoya atarlar. Tamam Recep Agan da var dedi. Aşağıda bizim de Recep Agan var. Onda da var ama üç tane anaç tavşan. Şey değil yani yavru mavru değil. Recep abi dedim varmış sende tavşan. Ta aha dedi bu kadar tavşan abi. Bitmiş ondan sonra, miyadı dolmuş. He. Dedim abi yok mu yavrusu bunların dedim yavrusu. Ya lan dedi bir hafta sonra yavrulacak bunlar dedi. Al dedi hazır dedi yavrusunu ver dedi. İyi ver abi dedim ben de ondan sonra. Aldım ben İzmir menemene. Girdi karargah önüne komutanın önüne koydum üç tane tavşan. Bir tane ikisi anaç zaten dediği gibi yavrulaşık ama hayvanlar. Ulan dedi ben senden dedi ufak istedim dedi. Ne bunlar bu kocaman dedi. Ya komutanım bir hafta sonra yavrulayacakmış alırsın altından dedim. Hemen babası sanar seni dedim ondan sonra. Daha rahat anlat, alışırsın dedim hayvanlara. Neyse iyi tamam mı yer yaptık falan bilmem ne. Hayvanlar da çok da bir cins bir hayvanmış böyle. İki hafta abi hayvanlar nasıl bir şey. 10-12 tane bir çıkardı bir tanesi, bir tanesi daha 10-12 tane çıkarttı. 25 tane tavşan oldu mu? Abi onlar büyüdüler mi ufaktan şöyle, onlar 2 ay sonra nasıl becerdiyseler onlar da çıkarmaya başladılar. Ya hatta ben resim, hani inanmaz belki insanlar diye resim de koydum. Anneler Günü hediyesinde tavşanlarla çekmiştim böyle bir öbek tavşan elimde. Göndermiştim kadına ah yavrum diyor ama o tavşanlar bize ne kaçtı var ya hiç belli değil. Ulan tavşanlar çoğuluyor abi. 200'ün üstüne tavşan oldu, bölük tavşan doldu. Assubay, ya dedi oğlum dedi bunları ne yapacağız biz dedi. Bunlar dedi çok dedi öyle dedi. Ne bileyim komutanım sana da dedi iki tane yavru tavşan getirdik. Tekirdağ'da da en dedi şey tavşanını getirmişim bana dedi. İyi güzel abi bu zamana kadar. Yüzbaşı iştima alıyor. Bölükte tabii karargah bölüyor ya. Bizim assubay işte karargah bölüyor. 8-10 tane tavşan. Karargah böyle 10-15 tane tavşan. Eyvah arkadaş. Ben ama anlıyorum şimdi yüzbaşı. Baço şimdi de odama gelir misin dedi. Eyvah dedim bizi dedim. Tamam ne olacağı belli. Belli şimdi. Baço ya senin dedi Gürkan Allah belanı versin dedi. Şey ne dedi arkadaş dedi. Geldi bana şey yazdı. 4 saat çapraz nöbeti. Ben o zaman bölük çavuşuyum. Daha ben bölük de nöbet mövbet tutmuyorum normalde de yazdı böyle çapraz nöbetini. Ya komutanım yapma etme. Ya boş verdim kafamı dinlerim bari sizden dedim uğraşacağıma tavşanlarınızla. Gittik o günde abi vallahi bak benim başıma geliyor sinir oluyorum şimdi bak anlatıyorum da o gün o akşamı da nöbet yazdı bana nöbetçi subay amir yani yarbay yıldız dolu adamda ya nöbet ya sen yarbaysın ne işin var nöbet şeyinde devriyesinde abi normalde devriyeyi çavuş atar şey yapar o adam da o günü o tugayın şeyiymiş devriyesiymiş parola şey kemer şey de var cevabını veriyorsun şimşek atıyorum başka bir şey mesela o söylüyorsan ki ben paralı maralı benim kafa gidik zaten ben orada aa komutan geldi bu işte falan geldi yanıma dedi kemer dedi lan ne diyor bu dedim acaba şey tamam mı hoca kemer dedi gene bağırdı ben böyle sıyırdım böyle dedim komutanım ulan asker dedi kemer dedi ben çıkarttım palaskayı buyurun komutanım dedim. Aman Allah komutan altı hemen gitti gene bizim bölük asubayına bizim zaten vukuat. Senin dedi Allah belanı versin dedi. Ulan dedi şeye atıyorum dedi nöbette bile dedi yarbaydan nasıl ceza yiyorsun sen dedi. 6 gün diskoda yattım arkadaşlar diskoyu da bilen bilir zaten ızdıraptır yani. Yani geliyor yani böyle olaylar çok başımıza. Tavşanlar orada artık. Abi tavşanlar en son bıraktığımda 500'e gidiyordu. Bak şimdi menemendekiler de duydusun. Hani belki o tavşanın şeyi benim yani. Belki de hayvanlar şu ne kadar oldu bilmiyorum ama çok şey pis hayvanlar ha harbiden çok şey yapıyorlar. Vallahi yani araştır bak gerçekten. Trakya'dan geldi. Geliyor kendisi müzisyen,
eski rockçı hala... Yani ufak tefek yapıyorum artık, bıraktık. Eve artık vakit ayırıyoruz biraz da. Evet, anlattığı gene... hikayeler, düğün hikayemizi hatırlarsınız. Askerdeyken komutanının başına açtığı bela, bildiğiniz gibi... Tam o muhabbetin üstüne İlker abi, ben sana yılbaşı hediyeni vereyim baştan da. Ondan sonra... Yani eyvah. 2020 yılın bereketli geçsin diyerekten veriyorum. Yani kesin bereketli geçer, onun garantisini verebilirim sana yani. Şöyle. Eyvah. Eyvah ki ne eyvah. Askerlik bitti ama bilmiyorum yani ne haldeler. Ama sonra, bu muhabbetten sonra Menemen'den bana çok yazan oldu. Abi dedi, bizim dedi orada dedi, okul yolunda dedi, belediye dedi tavşanlar için yuva yapmıştı dedi. Ya sıra sıra böyle bildiğin yuvalar varmış yani. Çok teşekkür ediyorum. O yüzden ben de sana şimdi iyilik mi yaptım, kötülük mü yaptım bilmiyorum ama... Aa, bu dişi olan bu. Dişi olan. Abi bir... Sana tek bir soru sormak istiyorum. Bu tavşanlar da Recep Aga'dan mı? Abi bu Mehmet'ten bizim ama aması var. Bu var ya, bu çok anasının gözü abi. Tamam, bak, suratına fener tutulmuş tavşan kalması bu. Çok teşekkür ediyorum. Şöyle. Peki. İşler nasıl Gürkan? Telefon işleri yapıyoruz gene, devam yani. Ne yapıyorsun? Telefon tamiratı mı yapıyorsun? Abi tamiratı yapıyoruz. İşte bilgisayar tamiratı yapıyoruz. Telefon alıyoruz, veriyoruz böyle. Yani egzantrik olaylar yaşıyoruz. Zor telefon işleri. Ya zor be abi. Çok kıl adamlar var yani hakikaten. Şimdi yalan değil yani. Bir insan tutmuyor yani. Herkesin huyu suyu farklı yani. Kıl insan dolu. Hatta kıl demişken mesela kıldan bir muhabbet açıldı şimdi bak şimdi gene. Gene bipleyeceğimiz bir sohbet var galiba. Önemli değil, rahat ol. Ya şimdi İlker abi ben, abi böyle de oluyor ama ben buradan anlatıp gidiyorum. Bu Rambolar alıyor arabayı gidiyor. Ben hep muhabbet anlatmaya geliyorum buraya galiba. Vallahi biz muhabbette doyamıyoruz. Üzerine araba vermeye çalışıyoruz ama sen de bir türlü bizden araba almıyorsun. Tavşanlar. Biz de araba ala bittik zaten Rambo'yuca. Bittik baksana, yıkıldık. Burada herkesin göz önünde rahat olamıyorlar. Bu kıl anın ne? Dayının bir tanesi geldi. Tabii ya bak, sevginin, aşkın kimde olduğu belli olmaz arkadaşlar. Şöyle Instagram'da öyle fotoğraf çekmekle aşk olunmuyor yani. Evet, Instagram'da yaptığınız hiç alakası yok ki. Yani. Adam ama var yani, dayı 50 yaşlarında var, 60 yoktur gene be. Gelmiş Tekirdağ gurbetten. Yani gurbetten dedim işte, bir şey yani inşaat falan işleriyle uğraşıyorlarmış herhalde. Çalışma geliyor işte, atıyorum mesela iki aylığına Tekirdağ'a. Adam da geliyor, telefonu da bozukmuş işte, zil sesi çıkmıyor atıyorum mesela. Tamam dayı dedim, yarım saat sonra gel al dedim telefonu, sıkıntı değil. Aşağı indirdik olcaya telefonu. Çıkarttı. Neyse ulan baktım telefona, ekranda bir tane kıl var hacı şimdi. Şimdi hocam sen ne yaparsın yani şimdi, kıl gördün mesela, sen tamircisin. Biz de ulan dedim olacak, bak sen de bu telefonu dedim ekranda bir tane kıl var dedim. O akat abi dedi, açtı hemen hemen süpürdü onu, gittik. Telefonun içinde mi kıl yani? Abi öyle ekranın üstünde böyle dönmüş böyle kıl yani. Bildi bak, tavşan kılı gibi işte. Ya herhalde biz de dedik hani biz yaparken mi acaba kaldı? Nereden bilelim şimdi şeyini? Ondan sonra dayı geldi telefonu alma. Verdim dayıya, oldu mu oldu. Ya dedi ulan dedi, bunun içinde dedi kıl vardı dedi. Dedim vardı dayı dedim hani içinde. Nerede o kıl dedi. Ne yapacaksın sen kıl dedim dayı. Ondan sonra. Ya sen ne yaptın kılı dedi. Dedim dayı süpürdük attık dedim. Ne yapayım kılı dedim yani. Kıl kalmış üstümde. Ya dedi sen benim kılı nasıl atlarsın dedi. Ayda lan başında arkada hep de bizi buluyor böyle şeyler, anladın mı? Ya bana mı denk geliyor diyorum acaba, ama ben haklıyım burada bence değil mi yani? Haklısın. He. Ya dedi yok dedi, nasıl atlarsın, nasıl edersin bilmem ne. Ya dedi dayı dedim hani ne yapacaksın ya sen, kıl manyak mısın dedim hani ne yapacaksın kılı. Yo dedi benim dedi eşimin kılı dedi. Gurbetten dedi almış onu koymuş telefonun içine. Şey olarak saklıyorum artık, nasıl bir fantezi bilmiyorum tabii de yani. Ondan sonra aşağı indik biz olacağız dedim, oğlum kadının kılıymış bul. Abi nerede bulacağız diyor, yerde biz kıl arıyoruz dayının şeyini, kılını. Aldık bir tane bulduk ama affetsin de günaha da girmeyelim. Koyduk dayı dedik bu galiba. Öyle verdik dayıya yani. Saçma sapan kıldan bir muhabbet oldu ama ne yapacağım abi? Yok kalmadı yani. Hepsi bel altı muhabbetlerin. Yok anlatamıyorum burada ondan. Ama buraya iki tane tavşan getirirsen yaparsın aşkım.
aslansın, kaplansın, yaparsın aşkım.